lütfen beni affet. Lütfen Brandira. Yaptıklarımı canını yaktığını biliyorum Brandira. Çok, ben çok üzgünüm sana. Sana çok kötü davrandım. Lütfen beni affet, olur mu? İnan bana, benim canım da çok yanıyor Brandira. Kimse seni benden daha fazla tanımıyor Purvi. Bunu kesinlikle bilerek yapıyorsun. Aksi takdirde bana bu şekilde davranmazdın. Bütün bunları Gajaraj'dan intikam almak için yaptığına adım gibi eminim. Bunun oyun olduğunu biliyorum Purvi. Bir imza aşkımızı bitiremez. Sen onun gibi biriyle asla yapamazsın. Senden uzak durmak için ne kadar uğraşsam da elimde değil. Ben bunu yapamam. Sadece sana daha çok yaklaşıyorum Brandira. Ben senden nasıl ayrı kalırım? Hiç kimse kalbimdeki yerini alamaz Brandira. Ne söylersen söyle, ne yaparsan yap. Ama sen benden başka kimsenin olamazsın. Bundan eminim. Satya cezasını çektiğinde koşarak sana geleceğim Brandira. Kalbimde sen, sadece sen varsın, inan bana. Ne yaparsan yap. Ama bir şeyi unutma Purvi. Ben her zaman seninleyim. Ne olursa olsun, her zaman. Lütfen beni affet Brandira. Ben seni çok incittiğimi biliyorum. Ama bu adamı herkesin önünde ifşa ettiğimde o zaman sana geri döneceğim ve senden asla ayrılmayacağım. Brandira için üzüldüğümü asla öğrenmemeli. Çok fazla ağlayarak kendini üzme. Çünkü o adam seni hiç önemsemiyor. Ama ben önemsiyorum. Senin için endişeleniyorum Purvi. Kalp krizinden yeni kurtuldun. Rahatsızsın, zayıfsın. Bu yüzden bana, yani sağlığına odaklanmalısın. Şu anda ne bir evim ne de yiyecek yemeğim var. Bunu bir daha söyleme Purvi. Takur Gajaraj'ın her şeyi senin. Bu ev senin. Sen burada benimle kalabilirsin. Yani kendime yeni bir ev aramam gerekmiyor mu? Teşekkür ederim Gajaraj. Bu iyiliğini nasıl geri öderim hiç bilmiyorum. Purvi, bunu bir daha asla söyleme. Hayatıma girerek bana büyük bir iyilik ettin sen. Teşekkür ederim. Sen gerçekten asil bir adamsın. Bugün en büyük düşmanını evine davet ettin Satyam. Şimdi bu evde kalarak Gajaraj olmadığını kanıtlayacağım. Sen Satyam'sın. Renu ablanın katili ve bir kanun kaçağısın.
Ben Purvi ile birlikteyken dışarıda deprem olsa bile içeri gelme. Anlaşıldı mı? Üzgünüm efendim ama polis sizi aramaya geldi. Polis? Polis neden burada? Hadi gidelim. Sizin gerçekte Gacar Hacı olmadığınızı öğrendik. Müfettiş, bu bir soru mu yoksa bulmaca mı? Evet. Bu iftirayı kim atabilir ki? Yani başka biri olduğunu nasıl neden söylersiniz? Neden bahsediyorsunuz? Ben Gacara Singh'im, o müfettiş ve sen Purvis'in. Ve müfettiş, rastgele biri bunu dedi diye şimdi beni burada sorguluyor musun? Bana bu iftirayı kim atabilir? Bu iftira değil, gerçek. O Gacar Hacı değil, Satyam. Renu adındaki bir kızı öldürdüğü için tutuklandı. Polis minibüsündeki patlamada tüm yüzü yandı. Herkes Satyam'ın öldüğünü sandı. Ama o Gacar Hacı kılığında insanları kandırıyor. Güzel bir hikaye. Sonra ne oldu? Devam et. Hikayeyi bitir. Çok ilgi çekici. Şu isim neydi? Satya. Satya. Güzel hikaye. Değil mi Purvi? Satyam isminde birini tanıyor musun? Ha? Evet. O Renu ablamın kocasıydı. Ama yalan söylüyor. Raporda Satyam'ın öldüğü yazıyordu. O belgeyi ben de gördüm. Evrendire'ye onun ölüm belgesini verdiler. Nasıl böyle bir iftira atarsın? Dinle, neden polise Gacar Hacı olduğunu gösteren bir kanıt vermiyorsun? Böylece sana inanırlar. Öyle değil mi Gacar Hacı? Lütfen göster. Ne diyorsun Purvi? Takur Gacar Hacı Singh'im ve bunu hiç kimse değiştiremez. Bunu nasıl kanıtlayacağım? Sen Purvi'sin. Biri gelip senden bunu kanıtlamanı istese sen ne yaparsın? Ha? Ayrıca gelip benden kanıt isteyen de rastgele biri. Müfettiş, bakın bunların hepsi yalan. Onu cüzdanımı çalarken yakaladım. İntikam almaya çalışıyorum. Hepsi bu. Bu adam yalan söylüyor. Onun kim olduğunu öğrendiğimden beri beni sürekli tehdit ediyor. Birine gerçekleri söylersem beni öldürmekle tehdit etti. Bakın, şu izlere bakın, bakın. Beni nasıl dövdüğüne bir bakın. Bu kız kafasından hikaye uyduruyor, o kadar. Kanıt istiyorsanız beni mahkemeye verebilirsiniz. Ben hazırım. Bu hemşire işimi kolaylaştırdı. Şimdi Satyam'ın mahkemeye Gacar Hacı olduğunu ispatlaması gerekecek ve bunu asla yapamaz. Üzgünüm efendim. Yasayı siz de biliyorsunuz. Hakkınızda resmi şikayet var. Bir işlem yapmazsam başım belaya girebilir. Bu nedenle ya bir kanıt sunmalısınız ya da benimle karakola gelmelisiniz. Al müfettiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.